Şimdi Mehmet Ağar'ın o ifadeleri üzerine yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde çok ağır sonuçları olur ifadeleri üzerine Erkan Mumcu bir tweet attı ve konu biraz geriye gitmemizi gerektirdi bu tweet üzerine. Erkan Mumcu'nun o tweetini bir görelim ne söylemiş. Evet onu tam ekran verdiniz. 2007'de ANAP-DYP birleşmesi neden bozuldu diye sorup verdiğim cevaplarla yetinmeyenlere gelsin. Hakikat ebedi saklı kalmaz diyor. Şu cümle üzerine söylüyor. Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde çok ağır sonuçları olur. Erkan Mumcu da diyor ki 2007'deki ANAP-DYP birleşmesi neden bozuldu? O dönemi hatırlatıyor. Peki neden bozuldu? Neden bozulduğu konuşacağız işte. Çünkü o dönem Türkiye biraz o resmi de çekelim. Yanımda gazeteci Kerem Kırçuval var. Kerem Kırçuval Anavatan Partisi'ni o dönem izleyen, Ankara'da izleyen bir gazeteciydi. Erkan Mumcu'ya da yakın diyebileceğimiz, ondan iyi haber alabilen bir gazeteci Erkan Kerem Kırçuval. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi niye bunu hatırlatıyor Erkan Mumcu? Yani şey diyebilir, nedir o Mehmet Ağar? İşte böyle bir şey, yani bunları engellemek lazım. Çünkü işte biraz darbeleri de hatırlatarak getiriyor bu cümleyi. Ama Erkan, bu cümleden Erkan Mumcu ne çıkarıyor da ANAP-DYP birleşmesinin olmamasını hatırlatıyor? Ne çıkarıyor? Yani şöyle bakmak lazım. O dönem, birazdan uzun uzun konuşacağız ama o dönem ortaya çıkacak sihirli, büyülü bir alternatifti Anavatan Partisi, DYP birleşmesi. Anketler artık bu birleşme olursa AK Parti'nin bir daha parlamentoda tek başına iktidarı sağlayamayacağını gösteriyordu. 5 yıllık parti o zaman. Evet, daha doğrusu 5 yıllık iktidar. Evet. Yani yeni bir seçenek ortaya çıkmış olacaktı. Bu seçenek ortadan kalktı. Birleşme gerçekleşemedi. Yani büyük sekteye uğradı. Büyük hayal kırıklığı yarattı. Hı hı. Ve 17 senedir, 18 senedir süren de bir tek parti iktidarı devam ediyor. Evet. Burada Erkan Mumcu'nun bu tweet'i atmasında ben şunu okuyorum. Bu birleşmede ne oldu? Niye birleşme sağlanamadı? Tartışması sürekli yapılıyor. Ve sürekli tek konuşan birisi var. Erkan Mumcu. Ve ısrarla şunu söylüyor. O kadar açık bir tablo var ki bu birleşmenin neden olmadığını anlatan. Hı hı. Burada konuşmayan tek isim Mehmet Ağar. Yani birleşmenin iki aktörü var. Erkan Mumcu'ya çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Ordu devreye girdi. Başka şeyler devreye girdi. Birleşme bu yüzden olmadı diyorlar. Mehmet Ağar'da tamamen sessizlik var. Erkan Mumcu'nun bu tweetin arkasında bu var. Erkan Mumcu o dönemi nasıl izah ediyor ki? Hani o konuştu, Ağar konuşmadı diyorsun. O Erkan Mumcu nasıl izah ediyor? O birleşme niye olmadı? Bu Erkan Mumcu çeşitli televizyon kanallarında, çeşitli gazete röportajlarında defalarca soruldu. Erkan Mumcu önce bir tabloyu hatırlatıyor. Sonra tablo ne? Aslında tablo, onu hatırlatmadan şimdi bir kere bir tabloyu yani, konuşalım istersen. Onu konuşmamız gerekiyor çünkü bir yani o siyasal zemini, o dönemki siyasal evet. zemini hatırlatmak lazım. Bunu iki açıdan. Bir, hafızayı tazelemek. Evet. İki, biz öyle ya da böyle yaşlandık Kerem yani 2007 yani evet. 12 yıl geçmiş olabilir ama evet. Şimdi o tabloyu bir hatırlatalım lazım. Yani sen de o zaman ben İstanbul'daydım. İstanbul'daydın CNN Türk'teydim. Parlamentodan gayet iyi haber alıyorduk yani. Şeyi, de yani iyi takip eden iyi muhabirlerimiz de vardı. Evet, iyi muhabirlerimiz de vardı. Şimdi tablo şuydu. AK Parti tek başına iktidar olduktan sonra AK Parti'deki isimlerden bir tanesi Erkan Mumcu'ydu. Yani Anavatan Partisi'nden istifa etmiş. Direkt kabinede yer almış. Hatta kabinenin yıldız isimlerinden bir tanesiydi. Ama AK Parti'de bir takım işlerin ters gittiğini, yani kendi düşüncelerine, kendi hizmet anlayışına, devlet anlayışına, milliliğine tırnak içinde, yani onun deyimiyle milliliğine, aykırı gördüğü bazı şeyler yüzünden AK Parti'den ipleri kopardı. AK Parti'den ipleri koparmasından sonra bir seçenek yaratılması gerektiğini düşündü. Yani o zaman sorunu görüyor evet. ve AK Parti'den ayrılıyor evet. kendi iradesi. Bakanlıktan istifa etti. Kendi bakanlıktan iradesi. Da istifa etti. Bakanlıktan istifa etti ve AK Parti'den ayrıldı. Tamam. AK Parti'den ayrıldıktan sonra eski partisinden, Anavatan Partisi'nden büyük bir baskı geldi. Barajın altında kalmış bu parti tekrar eski günlerine Erkan Mumcu'yla döner. Erkan Mumcu bu çağrılara şey kalamadı, uzak kalamadı. Ama kafasında şöyle bir proje vardı. Yani yıllardan beri hayal edilen Anavatan Partisi DYP birleşmesi sağlansın. Hı hı. Türkiye'ye bir alternatif seçenek olsun.
Yani bir tarafta AK Parti, bir tarafta CHP, Türkiye bir tatlarevalide gitmesin. Merkez sağda bir seçenek olsun. Toplumun diğer kesimleri de bu seçenekte kendilerini ifade şansı bulsunlar. Bu tıpkı yani o dönemi hatırlarsın. CHP-SHP birleşmesi gibi büyük bir rüzgar aldı arkasında bu süreç. Çünkü yıl 2007 bir kez daha hatırlatıyoruz. Yani, merkez sağdaki bu birleşme o dönemin anketlerine göre artık AK Parti'yi parlamentoda tek başına iktidar yapmıyor. Bu tek başına iktidar meselesini de özellikle vurguluyorum. Tek başına iktidar kötü bir şey değildir. Ama tek başına iktidarı hele de son zamanlarda görüyoruz ki şimdi bir cumhur İttifak. Hükümeti modeli var. Diyalogsuz tek başına alınan kararlar Türkiye'yi felaketlere sürükleyebiliyor. Yani konuşan Türkiye gitti. Bir kişi konuşuyor, bir kişi ifade ediyor, herkes onun peşinden gidiyor. Yani dediğim dedik, çaldığım dedik durumu. Yoksa tek başına iktidar kötü bir şey de değildir. Dolayısıyla birleşme önemliydi. Birleşme önemliydi. Şimdi oraya gelelim. Birleşme niye olmadı peki? Birleşme konusunda kamuoyu da önemli bir şey olunca DYP de buna şeysiz kalamadı. O da bigane kalamadı. Mehmet Ağar da DYP Genel Başkanı olarak bigane kalamadı. Bir protokol yapıldı. Daha bunlar yaşanırken ne 367 krizi var, ne erken seçim var. Bir protokol üzerinde anlaştılar. Dediler ki Demokrat Parti çatısı altında birleşelim. Yani DYP de kendini feshetsin. Anavatan Partisi kendini feshetsin. Ya da DYP Demokrat Parti ismini alsın. Bu çatıda birleşelim. Yani ANAP gidip Demokrat Parti'ye katılacak. Evet. Ve yani bir seçimde Demokrat Parti listelerinden milletvekillerini gösterecekti. Şimdi birleşme protokolünden sonra Doğru Yol Partisi kongresini topladı. Erkan Mumcu da bu kongreye katıldı. Ve dedi ki bu birleşmede şu süreçte benim genel başkanlık gibi bir iddiam yok. Yani gösterdiği aslında büyük bir özveriydi. Anavatan Partisi ve DYP'nin oyları aşağı yukarı aynı. Bir birleşme sağlanacak. Ama Erkan Mumcu yeter ki bu birleşme olsun, ben şu aşamada genel başkanlık düşünmüyorum dedi. Sonra burası çok önemli. Sonra memleketin önüne Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi. Tamam. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde az önce Selçuk Bey de dinlerken şunu iyi izah etmek lazım. 367 tartışması ben o dönemi çok yakından izleyen, yani çünkü burada kilit partilerden birisi Anavatan Partisi grubu olan bir parti. Tamam. İkisi de katılmadı diye hatırlıyorum. Katılanlar oldu iki parti. Hayır yani şöyle parti kararı olarak, ya daha doğrusu liderleri katılmadı. Evet. 367 tartışmasını iyi anlatmak lazım. 367 tartışmasında birincisi unutulan bir şey, CHP'nin yani Yargıtay Sabi Kanadoğlu'nun 367'yi ortaya atmasından sonra CHP dedi ki evet biz 367'de ısrarlıyız, yoksa bu seçimi Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz. 367 şu, Cumhurbaşkanı nitelikli oyla seçilmeli, yani oradaki salt çoğunlukla değil. Yani en az 367 oyu bulması yani lazım 3. turda. Evet. Şimdi gelelim 367 tartışmasına. Erkan Mumcu da dedi ki Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak. Çünkü Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan Erkan Mumcu'yu bizzat Anavatan Partisi Genel Merkezi ziyaret ettiler. Ve desteğini istediler. Erkan Mumcu dedi ki bir defa bu 367 tartışmasına ben taraf değilim. Çünkü daha önce Abdullah Gül ve Bülent Arınç Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığına 367 başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Ve Anayasa Mahkemesi bunu reddetti. Dolayısıyla bu bir geçersiz iddia. Bu iddia geçersiz. Ne yapalım? Dedi ki Cumhurbaşkanını halk seçsin. Yani gelin anayasayı değiştirelim. Cumhurbaşkanını halka seçtirelim. Tabii bu siyasi atmosferde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasında çok etkili olan çevreler, hatta o dönem bence Sayın Cumhurbaşkanı da kuşatan çevreler, Abdullah Gül'ün meclisten çıkarılması o kadar ısrarlıydı ki bu tartışma başka bir alana kaydı. Yani meclise giriyor musunuz, girmiyor musunuz alanına kaydı. O arada Abdullah Gül'ün eşi başörtülü, işte böyle bir cumhurbaşkanı seçilmemeli vesaire diye layık, yani, katı layık bir yaklaşım ve tartışma böyle yürüyor. Çünkü AK Parti o zaman daha iktidarda 5. yılı. Evet, yani bunu gizlemek lazım. Cemaat özellikle Abdullah Gül'ün seçilmesi için, mecliste seçilmesi için
inanılmaz bütün organlarıyla, bütün organlarıyla inanılmaz bir baskı kurmaya başladı. Hı hı. Erkan Mumcu 367'de sorun çıkmayacağını, yani Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Refah Partisi'nin başvurusuna hayır dediğini, ortada bir emsal karar olduğunu, evet, yani işi uzatmamak gerektiğini, milletin seçmesinin en doğru şey olacağını, hani evet, bunda da sakınca görülmemesi gerekiyor. Sonra zaten oraya geldi. Yani halk seçimi. Şimdi oraya nasıl geldi ama? İkinci tur yapıldı. 367 yok. Artık üçüncü tura gidiliyor. Bu arada cemaat inanılmaz bir baskı içinde. Bütün milletvekillerini. 27 Nisan bildirisi yayınlandı. Hı-hı. Yaşar Büyükanıt. Bir gece vakti. Tuhaf bir... İnternet sitesine konuldu. Evet, yani tuhaf bir bildiriyle. Yani Şanlıurfa'daki çocuklar, işte halk eğitim merkezlerinde yaşananlar filan. Bir tuhaf bir bildiri ortaya attı. Bundan tam bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı, yani dönemin başbakanı Erkan Mumcu'ya heyetini gönderdi. Dedi ki anayasa değişikliğini yapalım. Halk tamam, seçsin. Tamam. Dolayısıyla şimdi Selçuk Bey de bir şeyi yanlış hatırlıyor. Cumhurbaşkanı mevcut Cumhurbaşkanımız dönemin Cumhurbaşkanı halk seçmesi konusunda ikna oldu. Muhtıradan iki gün sonra. Tamam. Dolayısıyla üçüncü turun anlamı kalmadı. Hı hı. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyorsa bu anayasa değişikliğini bir kurşun kalemle de Erkan Mumcu yazdı. Ve ittifakla... O yüzden mi Erkan Mumcu ve işte bazı arkadaşları oylamaya katılmadı? Nasılsa anlaştık, halk seçecek biz bu diyor, yönde. Biz diyorlar ki biz, hı, 367'nin tarafı değiliz. Tamam. Memleketin Cumhurbaşkanı'nı yargı eliyle seçildi seçilemedi yapmaktansa milletin önüne koyalım. Tamam. Millet seçsin. Dolayısıyla buna AK Parti de evet dediği için. Bunu dayatmak için, yani halkın seçmesini dayatmak için oylamaya girilmedi. Hmm. Şimdi anayasa değişikliğinde de anlaştıkları için, yani bütün partilerin de ittifakı lazım. Hmm. Üçüncü turu zaten anlamı kalmadı. Yani tamam. Siz anayasayı değiştirmişsiniz. Diyorsunuz ki, ya bir yandan Cumhurbaşkanlığı süreci devam ediyor ama bir yandan da anayasayı değiştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki halk seçecek. 5+5 ile beraber. Üçüncü turun anlamı kalmadı. Dolayısıyla 367 tartışmasında oylamaya girdiler, girmediler çok manasız bir tartışma. Yani hafızalar herkesin, hafızalar herkesi yatıyor. Çünkü çok iyi bir seçim yatırımıydı o. Tabii ama işte AK Partiler hala yani mesela argümanı... işte başörtülü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için girmediler. Abdullah Gül'ün önünü kesti. Tamamen de malum çevrelerinin... Bu işin arka planı. Şimdi bu bir kırılma yarattı. Birleşme sürecinde. Tamam. Yani bu 367'yi özellikle anlatmam lazım. Fakat bu süreçte yine Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu topladı. Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yaptı. Ha, erken seçim kararı alındı. Anayasa değişiklikler hemen sonra. Muhtıradan ve anayasa değişiklikler hemen sonra. Erken seçim kararı alındı. Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yaptı. Biz seçimlere katılmayacağız. Listelerimizi Demokrat Parti listelerinden vereceğiz. Tamam. Ne olduysa zaten bundan sonra oldu. Mehmet Ağar yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başladı. Çünkü Sayın Mumcu ve Sayın Ağar sık sık bir araya geliyorlar. Listeler üzerinde istişareler yapıyorlardı. Ağar birden ortadan kaybolmaya başladı. ANAP kendini FES Kongresi'ni toplayacak. FES edecek ki Demokrat Parti listelerine birleşecek. Evet. Listelerinden girsinler. Ama burada dikkatinizi tekrar çekeyim. Şu karar verildi YSK'ya bir dilekçeyle. Biz seçimlere katılmayacağız, Demokrat Parti listelerinde olacağız. Bu çok önemli bir şey yani. Bir samimiyet aslında. Tamam. Sonra ne oldu? Bu kongreye, yani Erkan Mumcu Doğru Yol Partisi kongresine katılıp benim genel başkanlık iddiam yok demesine rağmen bu kongreye Mehmet Ağar o gün gelmedi. Neredeydi biliyor musunuz? Neredeydi? Türkçe Olimpiyatlarında. Yani kongrenin yapıldığı salona yaklaşık birkaç kilometre uzaklıkta Türkçe Olimpiyatlarına katıldı ve kongre salonuna gelmedi. Yani şimdi şöyle, yani ne diyorsun şimdi, Fethullahçılar mı engelledi ANAP-DYP birleşmesi? Yani şimdi sonuçlarına bakalım. Yani bu niye olmadı? Bir, ne istiyorlardı? Gül'ün Cumhurbaşkanlığı oldu. Ne istiyorlardı? Bu iktidar daha güçlü bir şekilde devam etsin. Devam etsin. Bu da oldu. Hani ANAP-DYP gibi bir yeni seçenek çıkmasın. Evet, bu da oldu. Bunu kim istiyordu en çok? Cemaat istiyordu. Çünkü cemaat o dönem AK Parti'yi de kuşatmıştı.
Şimdi bir Erkan Mumcu'nun bir sesi var. Evet. Bunu iyi hatırlattın. Ya o ses çok önemli bir ses. Benim notlarımda da vardı. 367 tartışmasını unuttum. Bu 367 tartışmasında arada bu grup konuşması Erkan Mumcu'nun çok önemlidir. Yani Mehmet Ağar ortadan kaybolmaya başlamadan hemen önceki konuşma. Burada cemaate inanılmaz yüklendiği bir konuşma. Tamam, orada bir şey mi hissediyor? Cemaat devreye girdi ve bu iş olmayacak gibi. Erkan Mumcu bunu hissetmiyor. Erkan Mumcu devlete ele geçirileceğini, geçirilmeye çalışıldığını, hatta belki bunu bozulmaya çalışıldığını, birleşmenin de bozulmaya çalışıldığını söyleyerek, şimdi birazdan dinleyeceğiz o sözleri. İnanılmaz bir şey, grup konuşmasıydı bu. Zaten ondan sonra Mehmet Ağar ortadan kaybolmaya başladı. Yani şimdi varsa o sesler. Var. Yani ben 2007 yılında cemaatin, yani o zaman cemaat deniyordu, şimdi FETÖ deniyor. Kavramları da dayatılmasından da çok hoşlanmıyorum. İşte FETÖ, cemaat, her neyse, Fethullahçılar o dönem çok güçlüler. Ve Erkan Mumcu o dönem işte Anavatan AK Parti'den ayrılmış, işte bir partinin başına geçmiş ve önemli, kritik bir aktör halinde ve 2007'de belki de kimsenin cesaret edemeyeceği kadar solcular söylüyordu. Orada bir hiç kuşku yok ama kimse dinlemiyordu. Fakat sağ gelenekten gelen bir siyasetçi olarak Erkan Mumcu... Zaman zaman özür dilerim. Zaman zaman da cemaatçi suçlamasıyla da... Tabii öyle suçlamalar da oluyor da, evet. Ama herkese yapılıyor. Yani evet. Solculara da yapılıyor. Ahmet Çıkı da Fethullahçı yaptılar. Evet. Yani dün de Cumhuriyetçileri, evet, biliyorsun işte. Tabii. Hem PKK'lı, hem Fethullahçı, hem... Torba örgütü. Neydi? DHKPC'li Cumhuriyetçileri de yaptılar. O onları ciddiye almıyor, evet, artık kimse. Yani içeri girip yatıyorsun, ayrı mesele. Evet. Ciddiye almasan da. Ama sağ gelenekten gelen bir isim ve en güçlü oldukları dönemde bakın Fethullahçılar için nasıl ifadeler kullanmış Erkan Mumcu. Öbür taraftan kendince din saydığı şeylerle devlet kudretini ele geçirmeye çalışanlara söylüyorum. Bunun din olmadığını biz biliyoruz. Hiç kimse durduk yerde, oturduğu yerden Kabakçı Mustafa hezeyanlarına filan kapılmasın. Kimse de Osmanlı'ya oyun oynamasın. Osmanlı oyunu affetmez. Osmanlı oyunu affetmez. Bir daha söylüyorum. Elinize 3 kuruş para geçti. 3 tane gazeteniz oldu. 2 tane televizyonunuz oldu diye bu ülkede devlet kudretini kendi keyfinize göre elinizde ele geçirme sevdasından vazgeçin. Vazgeçin, Osmanlı oyunu affetmez. Osmanlı oyunu affetmez. Bu hesapları yapanlar çok oldu. Ha birileri diyorlar ki, bizim şimdi dışarıda da ortaklarımız var, dışarıda da desteğimiz var. Tarih boyunca Türkiye'nin hainlerinin tamamının dışarıda ortakları olmuştur, dışarıdan destekleri olmuştur. Ama hiçbiri de muvaffak olamamıştır. Olamayacaksınız. Milletin ekseriyetini, duygularını sömürerek, inançlarını sömürerek, korkutarak, yıldırarak bir yere sürükleseniz dahi, bu memleketin aslan gibi evlatları var. Bu vatana can vermeye 1000 kere hazır, daha dünden hazır bu vatanın aslan gibi evlatları var. Bu heveslerinizi kursağınıza tıkayacaktır. Onun için aklınızı başınıza toplayın, benden söylemesi. Şimdi Erkan Mumcu bu lafları kime söyledi? Kime söylediğimi bir daha söyleyeyim isterseniz. Fakirin, fukaranın hakkı olan zekatını, sadakasını Cer İmamı gibi toplayıp onunla bankalar kurup ondan sonra devleti ele geçirme sevdasına düşenlere söyledim. Odalarda, borsalarda, oralarda, buralarda çöreklenip iktidarla iyi geçinip öbür taraftan başka imar tezyalarıyla elinde 3-500 milyon dolar, 3-5 milyar dolar biriktirdim diye
kendince ülkeye siyaset tasarlamaya çalışanlara söyledim. Osmanlı'ya oyun oynamayın. Osmanlı adamı affetmez. Etmez. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Ucuz kurnazlıklarla devlet idare edilmez. Ucuz kurnazlıklarla devlet ele geçirilmez. Daha söylenecek bir laf daha var ama o da bu kürsüde söylenmez. Peki Erkan Mumcu böyle konuşuyor. Mehmet Ağar ne yapıyor o ara? Kerem Kırçıval ona dikkat çekti. Türkçe olimpiyatlarına gitti diyor. O sözünü ettiği tarihte Türkçe olimpiyatlarında yaptığı konuşmayı da biz bulduk. Erkan Mumcu diyorum, Mehmet Ağar'ın. Hı. Oradaki konuşmasını da bulduk. O grafik olarak hazırlamıştık onu. Onu da bir verelim. Ben bir de notlarımdan bulabilsem iyi olur. Birleşme Kongresi yerine Anavatan DYP Kongresi var. Birleşecekler. Mehmet Ağar işte orada ANAP Kongresi var. Oraya gidip bir selam vermesini bekliyor Erkan Mumcu ama Mehmet Ağar oraya gitmiyor. Nereye gidiyor? Türkçe Olimpiyatlarına gidiyor. Türkçe Olimpiyatlarında şu konuşmayı yapıyor. Geçen sene söylediğim gibi, demek ki geçen sene de gitmiş, yani 2006'da da gitmiş Türkçe Olimpiyatlarına veya işte Gülencilerin Fethullahçıların bir toplantısına. Geçen sene söylediğim gibi Fethullah Gülen Hoca Efendi var. Domaniçi Yaylası'ndaki 300 çadırın Cihan İmparatorluğu'na gelişi gibi Korucuk Köyü'nden hayalleriyle, inançlarıyla büyüyen bir çocuğun neler başarabildiğini, kendisiyle beraber yürüyen insanlarla neleri başarabildiğini gördük. Bunu bugün hep birlikte yaşıyoruz. Adalet, hoşgörü içerisinde yıllarca cihana hakim olan bir imparatorluğun bugünkü nesilleri bu terbiye, bu öğreti içerisinde güzel ve büyük Türkçemizi dünyanın dört bir tarafında yeni bir imparatorluğun ama bir barış, sevgi, dostluk ve hoşgörü güzelliğiyle dört bir tarafa taşıyorlar. Şimdi sorum şuydu. Evet, o kongreye gitmedi. Türkçe olimpiyatlarına gitti. Sorum şuydu, ne yani, Fethullahçılar mı bozdu bu birleşmeyi demiştim ya, yani şimdi buna bir kez daha dikkat çekeyim, bu mudur? Vallahi fotoğraf onu gösteriyor. Sonra bir şeyi daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi bir parti YSK'ya diyor ki ben Demokrat Parti listelerinden seçime gireceğim. Hı hı. Öbür parti bunu kabul ediyor. Anavatan Partisi kendi isimlerini şeye gönderiyor. YSK. Demokrat Parti. Demokrat Parti 5 dakika kala listelerin verilmesi 5 dakika kala hiçbir Anavatan Partili ismi listeyi almayarak kendi listesini veriyor. Şimdi bu birleşmeyi kim bozdu? Bu birleşme niye olmadı? Kongreye geldi gelmedi, bunları da bir kenara bırakalım. Bu işin bir de ahlaki sorunu var. İmzalanmış bir protokol var. Ve bu protokole rağmen YSK listelerine verilen milletvekili aday listesinde hiçbir Anavatan Parti'nin ismi yoktu. Dolayısıyla Demokrat Parti kendi yolunu çizmiş oldu. Sonra sonuçlarına bakalım. Dolayısıyla Anavatan Partisi o seçime de girememiş oldu. Girememiş oldu. Yani evet. Böyle bir böyle bir taahhütte bulunduğu için çünkü YSK'ya bildirmiş ve Anavatan Partisi seçime girememiş. Girseydi oldu. Hani girerdi giremezdi parlamentoya ayrı mesele. Onlar başka bir tartışma ama biz bir anlaşma yapıyoruz. Ama burada kritik olan şu galiba, parlamentoya girememekten öte birleşmenin mantığı şu: Türkiye tek başına CHP ve AK Parti tahterevallisi, senin benzetmenle söyleyeyim, bu tahterevalliye mahkum kalmasın. Bir merkeze bir şey koyalım, bir başka bir seçenek koyalım. Olsun. Dolayısıyla bunun önü kapatılmış oldu diyorsun. Tümüyle kapatılmış oldu. Ve bunu da Fethullahçıların yaptığını aslında bir biçimde ima ediyorsun. O dönem çok iç içe oldukları, hatta kendi itiraflarıyla, ben burada bir istatta bulmuyorum, kendileri de zaman zaman itiraf ediyorlar. O yıllar, yani 2007-2012 diyorlar ya, o yıllar, yani 15 Temmuz aşağılık o girişime kadar en çok kuşatıldıkları dönem olarak kendileri söylüyorlar. Hı hı. Zaten. Sonuç itibariyle bu birleşme olmadı, ne oldu? AK Parti bir merkez sağ diye bir şey ortadan kalktı. Hı hı. Yani hatta bundan yayın öncesinde konuştuk. Deniz Baykal da şikayetçiydi. Deniz Baykal o seçimlerde aldığı başarısızlığı bu birleşmenin gerçekleşmemesine bağladı. Yani CHP'nin az oy almasını bile, yani çünkü
Baykal da şunu ifade ediyordu aslında. Ama çok mantıklı. Evet. Yani şey AK olarak... Parti'den oyu alamadılar merkez sağdakiler. O yüzden böyle bir fark yedik diyordu. Ne oldu? Merkez sağ diye bir kavram ortadan kalktı. Yani Türkiye'nin tek partisi, iki partisinden bir tanesi. Her yeri kaplamış bir AK Parti, bir de onun karşısında CHP.